Merhaba, 8. denemeden. Bugün Palmiye Adası'ndayız. Sofitel Otel'deyiz. We got everything we need right here. Wine and burning chemistry. You and me alone. You and me alone. Inside of our embassy. Everything we need right here. Make me sing along, sing along. I never thought I'd ever be stuck by you. I never thought I'd ever be stuck by you. Oh, watch me dancing in the colorless lightning. Blowing up a thunder, wash it over me. We got everything we need, right? Watch me. Çünkü bu poz vermeye benzemiyor yani. Hayal eğimi olabilir mi? Gidiyor. Çünkü bu poz vermeye benzemiyor yani. Hayır hayır, uygun. Kızlar her sporu yapar. Merhaba, 8. denemeden. Bugün Palmiye Adası'ndayız. Sofitel Otel'deyiz. CU Surf Okulu'ndan surf kiralayacağız. Ve göreceğiniz muhteşem denizde. Ve havada bugün gerçekten windsurf için çok uygun. Birazcık antrenman yapacağız. Ben zaten windsurf'e yaklaşık 13-14 sene önce başlamıştım İzmir Alaçatı'da. Kendi kendime öğrendiğim bu sporu yıllar içerisinde arkadaşlarımdan aldığım derslerle ya da tanıştığım daha profesyonel windsurf hocalarını aldım derslerle kendimi geliştirdim. Burada da eşime bildiğim kadarını aktararak burada kendimize bir hobi edinmiş olduk. Bugün de size maceralarımızı göstereceğiz. Umarım beğenirsiniz. Peki board'u ve yelkeni burada kiralamak mı daha mantıklı yoksa satın almak mı? Bence burada değil sadece. Ben Alaçatı'da yaparken de kiralamayı tercih ediyordum. Çünkü rüzgar hızına göre, dalgaya göre, hava koşullarına göre malzemenizi de değiştirmeniz lazım. Yelkeni küçültmek, büyütmek vesaire gibi. Malzemeler de ucuz malzemeler değil. Ben atıyorum 2-3 tane yelkenim olsun, 2 tane de boardum olsun derseniz gerçekten maliyetli oluyor. Ve bu malzemeleri 4-5 sene bir değiştirmeniz lazım. O yüzden ben kiralamayı tercih ediyorum. Dediğim gibi saati bana ortalama 35-40 dolar gibi bir maliyeti var. Mantıklı olan kiralamak diye düşünüyorum. Evet, şimdi karşınızda Didem var. Evet. Sen anlat bakalım bize. Windsurf öğrenmek zor mu? Nasıl gidiyor? Merhaba öncelikle. Yıllardır hayalimdi windsurf öğrenmek. Çok ilgimi çekiyordu. Çok yapmak istiyordum ama Ankara'da yaşadığım için sürekli bir denize gitme, surf kiralama imkanım hiç olmadığı için ve tabii ders almak. Bir de biliyorsunuz Türkiye'de böyle şeyler biraz daha maliyetli oluyor. İş hayatı, okul hayatı vesaire derken hep ertelemiştim. Sonra Dubai'ye taşınınca, eşim de eski surf hocası olunca çok güzel bir fırsat oldu. Başladık. Şimdi bu benim üçüncü dersim olacak. Hala daha böyle denge, işte düşme, kalkma, board'u toparlama, işte yelkeni kaldırma, yelkeni çekme aşamalarındayım. Yani daha çok yeniyim. Ama denizde olmayı çok seviyorum, plajda olmayı çok seviyorum. O yüzden şimdilik çok eğlenceli geçiyor. Bu arada ben de kısaca bu otelden bahsedeyim. Buranın sahili çok güzel bir sahil. Ve biz surf dersine geldiğimiz için, bu surf okulunun araçlarını kullandığımız için aynı zamanda plajı da kullanabiliyoruz. Burada işte şemsiye ve şezlong kullanımımız da olabiliyor ücretsiz bir şekilde.
O yüzden hani böyle bir artı bilgi vermiş olayım ben de. Teşekkür ederiz. O zaman derste görüşmek üzere. Görüşürüz. Over me, we got everything we need, right? Watch me dancing in the colors, lightning blowing up a thunder. Watch it over me, yeah. We got everything we need, right? Sen ne yapıyorsun? Poz mu veriyorsun? Evet. Biz buraya sörf yapmaya gelmiştik. Ama önce poz vermem gerekiyor. Ama şimdi biz bunu saatli kiraladık aşkım. Bitiyor yani bunun kirası. Ben rica ederim fotoğraf için. Bu para yazıyor ama biliyorsun yani. Onları etiketleyince onlar da etkileşim oluyor. Ya bu yattığı yerde para yakan bir malzeme ama. Nasıl olacak? Benim canım sağ olsun. Senin canın mı sağ olsun? Evet. Sen bize bir anlat bakayım arkanda neler var. Arkamda palmiyenin, palmiye şöyle. Evet, hareketini yapıyor. Şöyle şuradan şuraya gidebilirsiniz. O yüzden burası aslında sörf yapmak için çok güvenli bir yer. Öyle çok rüzgar da olmuyor. Sen şu an gidiyorsun ama farkında mısın? Evet, farkındayım. Hafiften selametle görüşürüz. Ben seni karşıdan gelip alırım üzere. Minik minik gidiyorum ben. Hadi bakalım. Telaşsız. Hadi bay bay. Ne oldu aşkım? Gidiyordum. Nereye gidiyordun? Bize biraz sörf öğretir misin? Evet, birazdan öğrendiğim hareketleri yapacağım. Ama önce fotoğraf çekimi. Daha bitmiş. 918 tane fotoğraf çektim ya. Zaten çektiğimiz fotoğrafları birleştirsek video olur. Çekiyor musun? Gidiyorum ben. Görüşürüz. Çok güzel yapıyorsun sörfü ya, oturarak. Bu yeni bir teknik mi? Evet, yeni bir teknik. Kendini yormak istemeyen. Şöyle ayağımızı çırparak. Bu tembel sörfü mü? Benim gibi. Kendini yormak istemeyenler için. Neyse şaka maka. Şimdi yine binip cayip falan atacağım. Şimdi hareket benim falan yaparsan gerçekten ben burada düşüp bayılırım yani. Ama bugün rüzgar seni böyle bir anda ileri atarsa korkma yani. Bir şey olmaz. En çok yüzerek geri gelirsin yani. Şimdi kocamın bana Hocam. Evet. Aynı zamanda hocam. İğrenç bir resimdi. Evet. Şimdi ilk dersi öğrendiklerimi yapıyorum. Tamam. Board'un üstüne şöyle, şuradan da tutunarak. Tamam. Orası normalde ayaklarını taktığın yer değil mi? Evet. Şu şekilde taktım. Çok güzel. Bismillah. Ayağını doğru yere koy. Mafsalın iki kenarını. Suyun süzülmesini bekliyorsun. Evet. Çok güzel. Kollarını da daha çok vücudunu geri vererek, kol kasını çok fazla harcama. Yok, ben ediyorum. Hadi görüşürüz aşkım. Vallahi gidiyorsun ha. Eyvah eyvah. Ne oldu? Gitmez gitmez, korkma. Bu kadardı. Güzel, bayağı öğrenmişsin. 3-4 metre gittin. Değil mi? Evet. Bir tane daha yapacak mısın bize peki bu hareketinden? Yapacağım ama can yeleğimi alabilir miyim? İstemedin sen, bana çünkü ne? Çünkü bu poz vermeye benzemiyor yani. Ya. Ben can yeleğimi alayım en iyisi. En iyisi al. Yanaşayım da.
biraz daha yanaş. Çünkü sen bayağı hızlı kullanıyorsun aşkım. Aşkım fazla rüzgar. Oo, dalga da çıktı. Yavaş yavaş. Vücudunu geri vererek. Gel, geri at kendini. Tamam, geri gel. Bırak, geri gel. Atla, atla, suya atla. Ne oldu? Alo verince derslere. Biraz soğumuşsun. Soğumamışsın da böyle bir çekiniyorum yani, bir korku gibi bir şey gelmiş. Hadi o zaman devam, denemeye devam. Bana bir korku yani. Denemeye devam. Hadi bakalım. Bugün güzel rüzgar var o yüzden. Öyle tut aşkım, çok güzel. Direği yakala. Direği yakala, evet. Git, git aşkım, git. Tut öyle. Bırakma, bırakma. Çok güzel. Ne yapayım? Git, devam et. Nereye? Öyle devam et aşkım. Yavaş yavaş hatırlıyor gibiyim. Yavaş yavaş geldi mi hafıza? Kafası yeni geliyor. Aşkım hoş geldin. Epey gittin. Ben bir saattir seni bekliyorum burada. Evet, çok gittim. Yardım çıkıyoruz. Nasıldı peki açıklar? İyi mi? Açıklar çok güzel. Bu arada bugün suyun sıcaklığı süper. Çok güzel değil mi? Üşütmüyor, evet, hiç. Evet. Hiç üşütmüyor. Bugün normalde Mart'ın kaçı? 25'i. 25'i. Mart'ın 25'i olmasına rağmen, ki sen bana şey demiştin, Nisan sonu gibi denize girmeye başlayıp havalar. Evet. Bu sene erken ısındı galiba biraz. Ama bu sene çok erken ısındı. Şöyle biraz arkanı da göstermek istiyorum. Zaten birkaç haftadır denize gidiyoruz. Hava çok güzel. Ben böyle işte takılayım. Yani güzel göstereyim. Sen bayağı bir yaptın ama canım. Ama şimdi bir dakika. Bu benim üçüncü dersim. Zaten ilk dersim düşme kalkma. İkinci ders yelkeni kaldırma. Evet. Şimdi hafiften böyle bir gidiyorum. Biz dönmeyi yavaş yavaş ilerliyoruz. Bizim acelemiz yok zaten. Evet. Yani bizim öyle bunu gidiyoruz. Bakalım bir yıl sonra. Takılıyoruz. Bir yıl sonra gidip gelmeye başlarsın ya. Bana da öyle geliyor. Biliyor musun? Keşke olta falan getirseydin, balık tutardın. Havanı da atalım yani. Yaşlandım burada seni beklerken. Birazcık huysuz musun? Evet. Neden? Çünkü asla bir istihabi değilsin. Hiç yardımcı olmuyorsun. Evet, başka? Instagram sayfama kesinlikle fotoğraf çekmek istemiyorsun. Kesinlikle. Aa, ne yapacağız? Ben çok huysuzum bu konuda. Öyle mi? O zaman biraz manzaranın tadını mı çıkartsak acaba? Ne yapsak? Ben çıkar onu da. Sen çıkarmak istemiyor musun? Hayır, ben çıkarmak istemiyorum. Ben duvara bakacağım. Öyle mi? Evet arkadaşlar. Bir saat günü daha bitti. Kofiter dükkanında yaptık. Gidiyoruz.